Fazla zamanım kalmadı evlat. Söyle bana, Azerbaycan büyük modern bir devlet olacak mı? Tabii ki efendim. Asya'nın parlayan yüzü olacağız. Yolsuzluk evlat. Yolsuzluk ve rüşvet diye bir şey olmayacak değil mi? Herkes adil ve düzgün bir şekilde çalışacak efendim. Peki ya özgürlük ve eleştiri hakkı? Bunlara ne olacak evlat? Dünya sıralamasında ilk 5'e gireceğiz bu konuda. Son bir şey. Halk. Halk Azerbaycan'ın zenginliğinden yararlanabilecek mi? Her bir Türk vatandaşımız lahmacun yerine havyar tüketecek. Ah, o zaman rahatlıkla göçebilirim. Babama neden yalan söyledin dostum? Ne? Bütün bunların 21. yüzyılda Türk ve Müslüman bir devlette olabileceği mümkün mü dostum? Nasıl yani? Yolsuzluk ve rüşvet... Vallahi içeriden bakınca öyle bir şey yok. Ama dışarıdakiler benim gibi düşünmüyor. Peki eleştiri ve özgür... Muhalefet devletin bütünlüğünü bozmaktan başka bir şey yapmaz be dostum. Aman Allah'ım. Şükürler olsun ki babanız senaristin oluşturduğu bu çelişkili sözleri duymadı. Azerbaycan, dünyadaki en güzel ve en zengin kültüre sahip harika bir ulus. Onlar ateş, opera ve en önemlisi petrol ile özdeşleşmiş harika bir ülke. Diğer Müslüman ülkelerin aksine sanata gerektiğinden de fazla önem veren, oldukça modern, laik ve kültürlü bir ülkedir. Aynı zamanda cumhuriyeti ilan eden ilk Türk ve Müslüman devlettir. Burada yaşayan Azeriler... Hop, onlara Azeri demeyin. Onlar bu kelimeyi pek fazla sevmezler. Çünkü Azeri diye bir etnik grup yoktur. Onlar da Türk kimliklerini taşıyorlar. Peki bu harika ülkede neler oluyor? Oh, sanırım siyasi ve yönetim konusunda oldukça tartışmalı olaylar dönüyor. Görünen o ki halkın bir kısmı da öfkeli ve bu öfkesini içine atıyor. Siyasete bulaşmak istemiyor. Daha doğrusu bulaşamıyor. Onlar kimsenin umurunda değil ki. Sadece onlar değil. Halk olarak adlandırılan çoğu kişi. Eğer siz de benim gibi halk sınıfındaysanız o zaman geçmiş olsun size. Çünkü üsttekiler bütün yükü halkın sırtına yükler. Biz bu dünyaya tüm işi sırtlamak için başkaları da bunun keyfini çıkartmak için geldi. Toplum her zaman böyle işler. Ve biz de bunu yüzyıllardır böyle kabul etmişiz. Sorgulamadan. Neyse, sanatın başkenti Azerbaycan'a dönelim. Azerbaycan tarihi oldukça karışık ve bunalımlı olaylarla doludur. Ve eminim ki siz bu karışık bunalımlı günleri merak ediyorsunuz. Ve karışık olmasına rağmen basitçe dinlemek istiyorsunuz. O zaman bu harika ülkenin tarihine yolculuk yapacak ve videosuna like atacak doğru yerdesiniz. Yıl 1501. 1. İsmail Nahçıvan'da Akkoyunlu emirini toprağa gömerek Azerbaycan'ın tamamını ele geçirdi. Tebriz'e girip kendini şah ilan etmiş ve yeni devletini kurmuştu. Böylece doğuda Safevi devleti belirmişti. Şah İsmail yönetimindeki genç Safevi devleti kısa süre içerisinde dolardan daha hızlı yükselerek Akkoyunlu devletini yerin dibine sokup doğuda büyük bir güç oldu. Azerbaycan Türkçesini saray ve ordu dili olarak, Farsça ise bürokrasi dili olarak kullandı. Aynı zamanda Şii mezhebini devletin resmi mezhebi ilan etti ve Safevi Devleti'nin Şii mezhebine mensup Türk bir devlet olduğunu cümle aleme duyurdu. Fakat Safevi Devleti için büyük bir tehlike vardı. Hayır. Donald Trump'ın ekonomi saldırıları değil. Tehlikeleri yine onlar gibi Türk fakat Sünni mezhebine mensup Osmanlılardı. Osmanlılar 15. yüzyılda doları, euroyu hatta sterlingi de geçerek Anadolu'da hızla ilerlemiş ve Türkmenlere hakimiyeti altına almıştı. Fakat ne yazık ki devlet hakimiyeti altına aldığı Türkmenlere gerekli önemi vermemişti. Osmanlılar için devşirmeler daha önemliydi. Bu yüzden Türkmenler kendilerini değersiz hissetmeye ve huzursuzlanmaya başladı. Bunun önüne geçmek için de Osmanlılar baskıcı bir tutum sergiledi. Fakat Safevi Devleti'nde işler farklı yürüyordu. Nitekim Şah İsmail devletin önemli makamlarına Türkmenleri getirmişti. Eğer siz de o dönemlerde yaşayan bir Türkmenseniz ve komşu devletin size olağanüstü ayrıcalıklar verdiğini öğrenirseniz, büyük ihtimalle ya göç edersiniz ya da isyanlar çıkarırsınız. İşte Türkmenler de aynen böyle yaptı. Osmanlı Devleti'nde yeteri kadar değer görmeyen Türkmenler akın akın Safevi Devleti'ne göç etti. Yerini yurdunu bırak Bırakmayanlar ise yaşadıkları yerin Safevi devletine bağlanmasını istedi. Bu Osmanlıları oldukça rahatsız ediyordu. Nitekim Anadolu Safevilerin eline geçebilirdi. Dönemin padişahı 2. Beyazıt bunu pek de kafasına takmıyordu. Barış da kafayı yemiş bir padişahtı. Şirin mi şirin bu padişahın oğlu Şehzade Selim ise tehlikenin farkındaydı. Father? Ne? Pardon baba, diziyi fazla kaçırmışım. Neyse. Umarım doğudaki tehlikenin farkındasın baba. Güneşten mi bahsediyorsun? Ya, baba bu kadar saf olamazsın. Şah İsmail'den bahsediyorum. Şah İsmail mi? Evet. Doğudaki büyük tehlikemiz. Türkmenlerin akın akın oraya gittiğini duymuşsundur baba. Safevilerden bahsediyorum. Aa, evet. Harika müttefikimiz Safevi Şahı İsmail'i çok iyi biliyorum. Biz ayvayı yedik.
Ya ben böyle işin anasını al. Selim bu tehlikeler yüzünden babasının emrine rağmen Türkmenlerin gönlünü kazanmak için Gürcüler üzerine sefer yapıp burada elde ettiği ganimetleri Türkmen askerlere dağıtmıştır. Derken 1512 yılında Şehzade Selim Sultan Selim olmuştu. Sultan Selim Türkmenleri tekrar devlete bağlamak ve isyanları ortadan kaldırmak için fikirler aramaya başladı. İki seçenek vardı. Ya Türkmenlere gerekli önem verilecek ve sorunlar bir nebze durulacak ya da Azerbaycan Şahı İsmail'i ortadan kaldırıp sorunu kökünden çözecekti. Umarım birinci seçeneği düşünecek kadar tecrübesiz değilsiniz kayalp izleyicilere. Aynen, bunu duyduğuma sevindim. Sultan Selim Çaldıran Savaşı ile Şah İsmail'e ağır yenilgiyi uğratmıştır. Böylece Safevi Devleti yükselişini kaybetti. Azerbaycan Safevi Hanedanlığından sonra sırayla Avşarlar, Zentler ve Kaçarlar tarafından yönetilmişti. Kaçar Hanedanlığı önemliydi. Nitekim Türk olan bu hanedanın başı Ruslar ile beladaydı. Daha doğrusu Kafkasya'nın başı bu iki ülkenin hırsları yüzünden beladaydı. Nitekim Kafkasya bu iki ülkenin odağı olmuştu. Bu yüzden bu odak büyük ihtimalle iki ülkenin büyük bir savaşa girmesine sebep olacaktı. Evet, doğru tahmin. Tarihler 1804 yılını gösteriyordu. Dünya yavaş yavaş modernleşiyor. Savaş artık yerini sevişmeye bırakıyordu. Ama durun, son söylediğimi tabii ki de uydurdum. Nitekim bu tarihlerde Rusya ve İran'daki Kaçar Hanedanı arasında büyük bir savaş çıkmıştı. Peki savaşın avantajlısı kimdi? Tabii ki Temmuz ayı olduğu için avantajlı olan taraf Kaçar'dı. Ve bu taraf ne kadar Kaçar olsa da kaçmayı sevmezdi. Tamam. Kötü espriydi, kabul ediyorum. Üstüne üstlük İran'ın askeri gücü Ruslardan fazlaydı. Fakat bunlar Rus be gençler. Bütün şans ve sürprizler onlara ait. Bu yüzden tuhaf bir şekilde savaşı Ruslar kazandı. Böylece Gülistan Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma felaketin ta kendisiydi. Çünkü Kafkasya'nın büyük bölümü, yani bu bereketli topraklar Rusların eline geçmişti. Bu anlaşmayla tarihte ilk kez Azerbaycan Rusya'ya bağlandı. Daha doğrusu Azerbaycan ikiye bölündü. Kuzeyi Rusya'da, güneyi de İran'da kalmıştı. Bu bölünme ilerleyen dönemlerde pekişecek. Hey İran. Hey Rusya. Görünen o ki savaş bitti. Anlaşma imzalandı. Aynen. Sefalette geçen 10 yılı geride bıraktık. Savaş içimizden geçti be Rusya. Ama artık savaş yok İran. Bu konuda rahat olabilirsin. Gerçekten mi? Yani artık sadece pamuk şeker yiyip hayata öyle mi devam edeceğiz? Tabii oğlum. Zaten ben artık Asya değil, biraz Avrupa ile ilgilenmek istiyorum. Bu yüzden artık seninle savaşmayacağım. Oh, harika. Tamam o zaman. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Demek artık savaş yok he? Senin ben ana. İran ve Rusya arasındaki bu barış pek de uzun sürmeyecekti. Yani barış sadece 13 yıl sürecekti. Kafkaslardaki bu 13 yılda halk neredeyse mutluluktan ölüyordu. Çünkü uzun süren savaşların sonucunda barış ortamına susamışlardı. Fakat bir Türk atasözü der ki, bir şeyin hemen gitmesini istiyorsanız onu gerçekten çok sevin. Kafkaslardakiler bunu ters algılamış olacak ki barış ortamına hasta oldular. İran'ın başındaki bu adam kaybettikleri toprakların acısıyla yaşıyordu. Bu acıyla yaşarken bir de İngiliz baskısı vardı. Nitekim İngiltere İran'ı savaş konusunda kışkırtıyordu. Kışkırtmakla kalmıyor, olası bir Rus savaşında İran'a destek vereceğini bile söylüyordu. Fakat bunlar İngilizler be dostlarım. Yalanın mucidi onlar. Neyse. Böylece 1826 yılında iki ülke arasında tekrar savaş patlak verdi. İran tam üstün gelecekken yine Ruslar büyük bir sürprizle savaşı kazandı. Tekrar yapılan anlaşmayla Kafkasya tamamen Rusların hakimiyetine girdi. Bu hakimiyet önümüzdeki 100 yıl boyunca devam edecekti. Ruslar buraları ele geçirdikten sonra yerli halk neredeyse çıldırmıştı. Nitekim İran'ın başındaki Türk hanedanından kopmuş ve kendilerini uzak Rusların hakimiyetine girmişlerdi. İşte bu andan itibaren bölgede Rusya'ya karşı isyanlar ve direnişler oldu. Fakat Çarlık Rusyası buradaki ayaklanmaları çok kanlı ve sert bir şekilde bastırdı. Halk Ruslardan nefret ediyordu. Bu yüzden Rusya hiçbir şekilde halktan destek alamıyordu. İşte bu da 19. yüzyılda siyasi kargaşalarla dolu bir dünyada oldukça tehlikeliydi. Üstüne üstlük Rusya sömürge konusunda Avrupa'dan çok geri kalmıştı. Onları görünce ağzının suyu akıyordu. Eğer siz de Rusya gibi ele geçirdiğiniz bölgelerden destek bulamıyorsanız sizlere harika bir fikrim var. Oradakileri azınlık haline getirin. Yerli halktan destek bulamayan Rusların akıllarında söylediğim gibi harika bir sömürge planı, yani politikası vardı. İşte bu politikada Kafkaslara gayrimüslimlerin, daha doğrusu Ermenilerin yerleştirilmesiydi. Böylece Rusya yeni ve yerli olacak halktan destek alabilecekti. Evet, bugünkü Azerbaycan-Ermeni sorununun zeminini hazırlayan ülkenin ta kendisidir Rusya. Senin lanet olası düzenbaz dediğinizi duyar gibiyim. Buralardaki Ermeni nüfusları oldukça artmıştı. Özellikle Erivan ve Nahçıvan bölgelerinde bu rakamlar zirvedeydi. Kabul etmek gerekirse Rusya menfaatleri için çok zekice bir hareket yapmıştı. Bu politika anlık değildi. Fakat yıllar sonra meyvesini verecekti. Bu da Rusya'nın Kafkaslar'da her daim üstün olacağı anlamına geliyordu. Buradaki Ermeniler Ruslara oldukça fayda sağlamıştı. Neden mi? Durun, anlayacağınız basit bir şekilde anlatayım. Hey Azerbaycan. Geldiğine kodumun ayız. Vergileri ödememişsin. Lan hazırlıyoruz işte. Peki ama geri kalanın nerede? Ne? Umarım şaka yapıyorsundur.
Saçmalama dostum. Verginin şakası mı olur? Senin lanet olası emperyalist köpek. Benden daha fazlasını alamayacaksın. Tamam. Görüşürüz. Ha, bu kadar kolay mıydı? Vergiler nerede Azerbaycan? Sen ciddi misin Rusya? Rusya buradaki Türkleri baskılamak için tabiri caizse Ermenileri paşa paşa kullanıyordu. Tarihler ilerledikçe Rusların buradaki kültürel baskısı da oldukça yükselmişti. Bu baskılar Türkleri bağımsızlık konusunda susturmanın aksine daha da motive ediyordu. Tarihler 1917 yılına geldiği zaman Rusya'da dünya gibi büyük bir savaşın eşindeydi. Fakat ülkenin başında bulunan Rus çarına karşı muhalefet oldukça büyüktü. Bolşevikler, halk bu lanet olası kafayı yemiş delinin yönetimindeki gücünden bıkmıştı. Bu yüzden Petrograd'da ilk isyanlar gerçekleşti. İsyanlar devrime dönüştü ve yeni devlet çarı birkaç ay sonra da yeni devleti Bolşevikler devirdi. Bu sırada Azerbaycan'da bağımsızlık için mücadele edenlerin başında Muhammed Emin Resulzade vardı. Fakat Bolşeviklerin planında Azerbaycan'ın bağımsızlığı yoktu. Neden mi? Çünkü buralar 20. yüzyılın en büyük ve en değerli madeniyle doluydu. Petrol. Bu yüzden Rusya Bakü'de 31 Mart 1918 yılında büyük bir soykırım yaptı. Binlerce hatta on binlerce insan çocuk yaşlı demeden öldürüldü. Petrol kokusuna kan kokusu karışmıştı. Bu olay Bolşeviklerin menfaatleri uğruna masum insanları katletmekten çekinmediğini bütün dünyaya göstermişti. Sadece Ruslar değil, İngilizler de Bakü'yü ele geçirmek istiyordu. Azerbaycan gibi Ermenistan ve Gürcistan da bağımsızlık istiyordu. Bu yüzden bir birlik kurarak bu doğrultuda harekete geçtiler. Fakat bu birlik çok kısa sürdü. 28 Mayıs 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının uzun uğraşları sonucunda Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Bu kurulan ilk Türk ve Müslüman Cumhuriyeti olmuştu. Fakat Bakü hala Sovyetlerin elindeydi. Azerbaycan bu konuda Osmanlı İmparatorluğundan yardım istedi ve Nuri Paşa komutasındaki Türk askerleri Bakü'yü Sovyetlerin elinden kurtardı. Azerbaycan artık bağımsızdı. Fakat bu bağımsızlık ne yazık ki 1920 yılında sona erdi. Bu andan itibaren Sovyetler Birliği dönemi kuruldu. Böylece bölgenin zenginliği Moskova'ya aktı. Lenin ölünce iktidara gelen Stalin daha acımasızdı. Bu yüzden onun döneminde baskılar arşa çıktı. Beyler, Azerbaycan'dan gelen mahsulün geri kalan %1500'ü nerede? Elde avuçta ne varsa aldık efendim. O zaman verginin devamı olarak erkekleri alın. Böylece ordu güçlenir. Peki efendim. Petrol? Kuyuları kurumak üzere efendim. Bütün petrol bizde. Rus kültürünü kabul ettiler mi? Tabii efendim. Karşı gelen ölüyor. Peki bana olan saygıları? Sovyet tanrısı Stalin'in herkes aşığı. Ah. Peki benim hakkımda sen ne düşünüyorsun Hınzır? Yani bana çekici geliyorsunuz. Gerçekten mi? O zaman bu akşam... Ölümüyle millet bayram etti ve az da olsa Azerbaycan üzerindeki baskı gevşetildi. 1990'larda Sovyetler Birliği'nin yıkılması neredeyse hızlanmıştı. Bu dönemlerde ortaya çıkan Azerbaycan Halk Cephesi ülkenin bağımsız olmasını ve Ermenilere tek karış Türk toprağı verilmemesini savunuyordu. Bu cephenin başındaki isim ise Ebulfez Elçi Bey'di. Kendisi tam bir halk adamıydı. Gerçekten de halk adamıydı ama. Böylece Sovyetlerin dağılmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu ve Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçi Bey oldu. Bu sırada Ermenistan arasında Karabağ Savaşı devam ediyordu. Bu savaş büyük yıkımlar ve büyük soykırımlar getirmişti. Bunlardan en bilindiği ise Hocalı katliamıydı. Hocalı katliamı Türklerin kara günüydü. Yüzlerce insan vahşice öldürüldü ve bu cansız bedenler kamerayla dünyaya tanıtıldı. Ermenilerin bu vahşi soykırımı Azerbaycan Türklerini intikam ve kinle besledi. Bu intikam ateşi Mübariz İbrahimov gibi büyük kahramanları ortaya çıkaracaktı. Elçi Bey cephedeki yanlış uygulamalardan ötürü komutan Suret Hüseyinov'u görevden aldı. Lakin Rusya Azerbaycan'dan ayrılırken buradaki silahları bu adama bırakmıştı. Adam da elinde silah olduğu ve daha yeni görevinden kovulduğu için 1993 yılında ayaklanma başlattı. Bu konuda Elçi Bey Haydar Aliyev'den yardım istedi. Lakin Haydar Aliyev bu konuda Suret Hüseyinov'u destekledi. Böylece Elçi Bey iktidarı kaybetti ve yeni Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev oldu. Elçi Bey hayatı boyunca Güney ve Kuzey Azerbaycan'ı birleştirmek için çabaladı. Fakat başarılı olamadı. Haydar Aliyev halk tarafından çok sevildi. Haydar Aliyev'in en büyük icraatlarından biri de dış politikasıydı. Azerbaycan yüzünü batıya çevirmiş ama komşularıyla da sorunsuz bir şekilde ilişkilerini sürdürmüştü. Haydar Aliyev'den sonra iktidara oğlu İlham Aliyev geçmiştir. İlham Aliyev tartışma yaratan bir isimdir. Nitekim onun döneminde muhalefet seçimlerin yolsuzlukla yapıldığını söylemişti. Daha sonra da zaten Azerbaycan'da muhalefet ortadan kaldırılmıştı. Kimilerine göre İlham Aliyev yönetime kendi akrabalarını ve taraftarlarını getirmiştir. Ve yine büyük bir kitle onun diktatörlük rejimi kurduğunu iddia ediyor. Ülkede yükselen yolsuzluk ve memurların sürekli rüşvet alması, halkın gittikçe fakirleşmesi ve en önemlisi de herhangi bir şekilde düşünce özgürlüğü olmaması da kafalardaki soru işaretlerini dolduruyor. İlham Aliyev bütün bu söylentilere ya da gerçeklere rağmen dış siyasette oldukça laik ve ılımlı bir devlet adamıdır. Türk ilişkilerine önem vermesi, Azerbaycan'ı dünyaya tanıtması, orduya Karabağ meselesi için
ağırlık vermesi ve siyasi muhaliflerinin bir kısmını affetmesi de ortaya bu durumları tartması için bir terazi bırakıyor. Teraziyi çözecek siz manavcı dostlarım, ne diyorsunuz bu konu hakkında?